Sevgili seyirciler, Almanya'ya yıllar önce gelen ve Çağla Tavukçuluk isimli firmasıyla kendi alanında bir marka olan Çağla Tavukçuluğun sahibi Orhan Buyurman'ın yanına gidiyoruz şimdi. Aynı zamanda sosyal hayatta da başarılı çalışmalar yapan Buyurman, başarı hikayesini bizlerle paylaştı. Sevgili seyirciler, şu anda saat gecenin 3'ü. Şu anda Almanya'dayız. Almanya'nın Essen şehrindeki bir haldeyiz. Çağla Tavukçuluk'tayız. Sektöründe önemli bir paya sahip olan bir şirket Çağla Tavukçuluk. Bu gece burada olmamızın sebebi de buradaki hareketliği görüntülemek ve Çağla Tavukçuluğu tanımak. Çünkü gündüz burada bu kadar hareketli bir ortam olmuyor benim duyduğum kadarıyla. Biz buradan şimdi içeri girelim. Dışarıda görüntüyü gördünüz. Bakalım içeride nasıl bir görüntü bizleri bekliyor. Çağla Tavukçuluk için neler öğrenebiliriz onu öğrenelim. Evet Önder, içeri girelim. Çok yoğun bir sirkülasyon var ve gerçekten tırların biri gidiyor biri geliyor. Arkamda görmüş olduğunuz yerde buraların depoları. Çokça fazla ürün var gördüğümüz kadarıyla. Hemen ofis bölümüne geçelim. Bakalım orada kimler var. Merhaba. Merhabalar. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Merhaba. Şöyle hemen. Vallahi dışarıda inanılmaz bir hareketlilik var. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz? Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Gecenin bu vaktinde sizleri burada yorduk. Gecenin erken saatlerine başlıyoruz. Malum bizim sevkiyat yaptığımız yerlerde Türk marketleri. Evet. Onların en geç ürünlerimiz saat 6'da, 7'de, 8 gibi en geç ellerinde olması gerekiyor. Onlar da devam satabilsinler. Onun için erken başlıyoruz. Sevgili seyirciler, yanımızda Çağla Tavukçuluğun sahibi Orhan Bey var. Orhan Bey sadece bir iş adamı değil, aynı zamanda sosyal hayatta da çok aktif bir isim. Birçok derneğin kuruculuğunu yapmış. Sosyal ortamlarda kendisini çokça görüyoruz, adını da çokça duyuyoruz. Hem onu bir tanıyalım istiyoruz bugün, hem Çağla Tavukçuluk neler yapar, nerelere kadar ürünlerini gönderir onu öğrenelim istiyoruz. Efendim tekrar merhaba. Merhabalar, tekrar hoş geldiniz. Ben 1965 Karabük Kurtuluş Mahallesi'nde mütevazi bir ailenin 4 çocuğundan birisiyim. İşçi ailesinin çocuğuyum yani sonuçta. Gurbetli yolculuğumuz 90'lı yıllarda başladı aile birleşimi olarak. Geldik buralarda çok böyle cüzi rakamlarla Türk hallerinde işçi olarak başladım. Yaklaşık 3 sene, 4 sene civarında işçi olarak çalıştıktan sonra kendi firmamı kurdum. 25 yılı tamamlanmış kurumsal bir firmayız. Bir şirket oldunuz artık. Olur tabii ki. Ben ticarette 3 şeye çok dikkat ettim. Dürüst olmak ticarette. İkincisi kaliteli ürün. Kaliteni bozmaman gerekiyor. Kaliteli hizmet. Ben hiçbir zaman rakip olduğum firmalarla yani fiyatta böyle bir rekabete hiç girmemişimdir. Hep rekabeti ben hizmetle aramışımdır. Tabii ki bunları yaptıktan sonra, dürüst olduktan sonra, kaliteye önem verdikten sonra başarı zaten kendiliğinden geliyor. Evet. Yani bu böyle yani. Onun için kalıcı olmamızın sebebi de bu saydıklarım. Yani çok etken. Evet. Peki birçok derneğin kuruluşunda aktif olarak görev yaptınız. Evet. Bunun içinde iş adamları dernekleri de var, sosyal dernekler de var. Siz de sizden sonra gelen insanlara biraz daha kucak açmak amacıyla sosyal faaliyetlerde, derneklerde görev aldınız. Yani sizin yaşadığınız sıkıntılar aslında birazcık da onlar yaşamasın ve siz edindiğiniz deneyimleri bir parça onlarla paylaşın diye sanıyorum. Tabii ki, tabii ki. Burada şimdi gurbette olan vatandaşlarımız zaten işiyle gücüyle uğraşıyor. Çok da zamanları olmuyor. Yorgun oluyorlar. Sabah gidiyorlar, sabahın erken vakitlerine. Akşama kadar çalışıyorlar. Gurbet çok zor. Biz onların adına eğer sivil toplum örgütlerinde görev alıp onların sorunlarıyla, problemleriyle uğraşıp yani içinde yaşadığımız ülkelere derdimizi, onların dertlerini taşımazsak, dernekleşip STK'larda görev yapmazsak onlar da hiçbir şey yapamazlar. Ömrümüz hep derneklerde,
Yani ticaret yaparken bir tarafta da biraz önce o sorumluluktan dolayı kendimizi mecbur hissettiğimizden dolayı uzun yıllar dernekçilik yaptım. Bunların içinde cami dernekleri var, yöresel dernekler var, siyasi dernekler var. Mesela İş Adamları Derneği var. Benim kendi kurmuş olduğum kurucu başkan ve halen de genel başkanlığını sürdürdüğüm Avrupa Türk Girişimciler Birliği Derneği var. Ondan öncesine gidersek Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Bey'in kurmuş olduğu Avrupa'da UETD eski isimde şu anda UID oldu. İsim değişikliğine gitti. Uzun yıllar onun teşkilatlanmasında görev aldım. Hatta teşkilatlanmada görevliyken bu bölgemizde yine Enerve'de 15 teşkilat kurmak nasip oldu bana. Sonra ortak sermaye ile bir havuz oluşturup bir yatırıma dönüştürelim düşüncesiyle. Avrupa Türk Girişimciler Birliği İş Adamları Derneği'ni kurdum. İlk 1,5 yılını tamamlarken de icraatı Türkiye'de hayvancılık sektöründe ilk adımımızı attık. Nerede efendim? Sakarya'nın Akyazı ilçesinde. Full otomatik ve Türkiye'mizin de çok ihtiyacı olan bir sektör, hayvancılık sektörü. Şu anda işte yavaş yavaş artık karşılığını görmeye başladık. 50 tane yavrumuz var orada, hayvanlar yavruladı. 150 tane de yolda yavrulayacak hayvanlarımız var. Bunlar tabii çok özel bir ırk. Macaristan'dan biz bunları götürdük Türkiye'ye. Nasip olursa onların Türkiye genelinde etçil bir ırk. Çünkü çok güzel de hayvanlar. Türkiye genelinde yaymayı düşünüyoruz. Yani üretimi hayvanlık sektörüne katkını bulmak istiyoruz. Peki bu sosyal yönünüzdü ama bir de iş adamı kimliğiniz var sizin. Çağla Tavukçuluğun sahibisiniz aynı zamanda. Ne zaman kuruldu Çağla Tavukçuluk ve nasıl bugünlere kadar geldi? Evet, Çağla Tavukçuluk yaklaşık 25 yılını tamamlamış. Kurucu başkanım benim. Halen de yönetim kurulu başkanlığını devam ettiriyorum. Günlük 80 ile 100 arasında bir tonaja yakalıyoruz. Biraz önce çok büyük bir rakam değil mi Orhan Bey? Tabii ki. Yani rağbet var. Rağbet de kaliteden kaynaklanıyor. İşimizi gerçekten biz severek yapıyoruz. Sizin de şu mesleğinizi icra ettiğiniz gibi. Siz de bu saatte gecenin ikisinde geldiğinize göre mesleğinizi seviyorsunuz. Kesinlikle öyle. Ve ondan kaynaklı bizim bir başarı öykümüz var. Kaliteye de çok dikkat ettiğimiz için. Biraz önce gördünüz işte tırlar arka arkaya geliyor. Peki ürünler geliyor. Ürünler nereden geliyor? Bizim ürünlerimiz genellikle ağırlıklı olarak Belçika, Hollanda, Almanya'nın içinde çalıştığımız tabii ki kesimhanelerimiz de var. 9 tane fabrikayla beraber çalışıyoruz ürünlerimizi yaptırdığımız. Çalıştığımız firmalarla da baştan anlaşıyoruz. Bizim şartlarımıza uyarlarsa çalışıyoruz. Çünkü tüketimi çok fazla bir firma olduğumuz için tüketim ağımız. Onlar da bizim isteklerimizi yerine getiriyorlar. Türkiye'mizde ya da Müslüman Arap ülkelerine diyelim ki kesim nasıl oluyorsa biz bunu Avrupa ülkelerinde de bu şekilde gerçekleştirdik yani. Bu Enerve bölgesinin dışındaki Almanya'nın her tarafına ben ürün gönderiyorum. Döner imalathaneleri var. Bunlara tabii ki biz kendi vasıtalarımız, araçlarımıza değil de müşteri bize siparişini veriyor. Araya girip fabrikadan direkt servis gönderiyorum. Mannheim, Bremen, Stuttgart bu gibi uzaktaki şehirlere de ürünlerimiz gidiyor zaten. Gitmiyor, gönderiyoruz tabii ki. Peki çok teşekkür ediyorum bu keyifli söyleşi için. Biz sizinle olan söyleşimize burada son veriyoruz ama sizi biraz daha rahat ettiren kızlarınızla ve kız kardeşinizle görüşmek istiyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben son olarak şunu söyleyeyim. Programlarınızı hiç kaçırmam. Öyle mi? Gerçekten. Ne mutlu bize. Güzel, kaliteli bir programınız var. Vizyon ismi de çok farklı bir program. Ben size çok başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, Orhan Bey ile söyleşimiz bitti ama Çağla Tavukçuluk'taki işimiz bitmedi. Şimdi Orhan Bey'in kurduğu şirkette aktif olarak çalışan iki kızı ve kız kardeşiyle birlikteyiz. Küçük oğlu da burada ama o aktif olarak çalışmıyor. Bugün için bizim için geldi. Çağla Tavukçuluğun Çağla'sı sensin değil mi? Benim. Evet. Firma benim ismimi taşıyor. Aha.
Bu da tabii ki benim için çok gurur verici diyebilirim. Ne güzel. Evet. 26 yaşındayım. Yaklaşık 8-9 yıldan beri bu şirkette çalışıyorum. Hı hı. Çağla, şirkette ne iş yapıyorsun? Muhasebecilik yapıyorum. Siparişleri alıyoruz. Hı hı. Abilerin gideceği olan turları hazırlıyoruz. Evet. Onları yönlendiriyoruz. Hı hı. Müşterilerimizle irtibata geçiyoruz. İletişim kuruyorsunuz. Tabii ki. Bunlar gerçekten çok püf ve ince detaylar ama gerçekten çok önemli bir şeyler. Peki, babanın kurduğu şirkette babayla birlikte çalışmak acaba bir avantaj mı, dezavantaj mı? Avantajı da var, dezavantajı da var. Avantajı şöyle, aile şirketi olduğu için gerçekten büyük bir güven var. Dezavantajı da şöyle, iş yerinde baba çocuk ilişkisi olmuyor. Sonuçta hepimiz burada aile olarak çalışıyoruz. Hı hı. Abilerimizle olsun, halam olsun, kardeşim olsun. Zamanında babamın kurduğu bu şirkette çalışmak ve bu şirketimizi daha güzel yerlere getirmeye çalışıyoruz ve elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ailecek. Bir de herkese nasip olmaz kendi ismiyle kurulan bir şirkette yönetici olmak, değil mi? Tabii ki. Yani bu da dediğim gibi çok ayrı gurur verici bir olay. Sizi tanıyalım. Ben Şengül Buyurman, Orhan Bey'in ablasıyım. Ablasınız. Peki zor mu kardeşinizle beraber çalışmak? Zor değil aslında. Sen işini bildikten sonra zor değil. Zaten öyle bir şey ki dış kapıdan girdiği zaman abla kardeş ilişkisi değil. İşveren çalışan ilişkisi. Peki, ne güzel. Merhaba. Merhaba, ben Berna. Orhan Bey'in küçük kızısın. Evet. Sen ne iş yapıyorsun burada? Ben de muhasebeciyim. Hı-hı. Sen yetişiyorsun o zaman değil evet. mi? Evet. Ben seni geldim, hemen sol tarafta böyle bir telefonlara bakarken gördüm. Gecenin bu saatinde bile hakikaten telefonlarınız harıl harıl çalışıyor, değil mi? Evet, bu saatte müşterimiz arıyor tabii ki. Ben de siparişlerini alıyorum. Abilere devam iletiyorum. Peki sen ne dersin babayla çalışmak konusunda? Çalışmak konusuna gelirsek ablama katılıyorum. İlişki, kız baba ilişkisi olmuyor burada. Burada çalışansınız. Evet. Peki kendi şirketinizde çalışmaktan mutlu musun? Çok mutluyum. Sizi tanıyalım mı? İsmet Karöz. İsmet Bey nerelisiniz? Zonguldak Ereğli'yim. Hemşeriyiz yani değil mi? Evet. Bir hemşerimi daha buldum. Buradaki göreviniz nedir? Ben Orhan Bey'in yardımcılığını yapıyorum. Muhasebe. Siparişleri alıyorum. Depo giriş çıkışları kontrol ediyorum. Kaç çalışan var şu anda burada? 20 işçimiz var. 20 kişi. 20 kişi vallahi biraz önce ben geldiğimde burası gerçekten çok kalabalıktı ama ara gibi çalışmışlar. Yani bir saat geçmiş olmasına rağmen sevgili seyirciler tırlar boşalıyor, doluyor, boşalıyor, doluyor, boşalıyor. Ama buna rağmen hakikaten helal olsun diyelim. İnanılmaz bir şekilde boşaltmışlar burayı. Evet, arkadaşlarımız iyi çalışıyorlar. Hepsine çok teşekkür ederiz. Evet. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin size. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar. Sevgili seyirciler, şu anda sabahın 5'i. Tırlar boşaldı, kamyonlar yüklendi, gidiyorlar. Şimdi bakalım soracağız nelere gidiyorlar. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ olun. Yolculuk nereye? Yolculuk Hagen, Witten, Remscheid. Kolay gelsin diyorum. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Bakalım sıradakiler nereye gidecekler? Merhaba. Merhaba, buyurun. İyi sabahlar. İyi sabahlar. Yolculuk nereye? Yolculuk Dortmund, Hamm, Aalen, Gütersloh. O bölgeye gidiyorsunuz. Peki, hayırlı yolculuklar. Sağ olun. Dikkatli gidin. Sağ olun, size de iyi günler. Sağ olun. Merhaba. Sizin yolculuk nereye? Duisburg'a gidiyorsunuz. Evet. Peki efendim, iyi yolculuklar size. Arkada daha o kadar çok araba var ki. Bakalım bunlar nereye gidiyor? Merhaba. Merhaba. Yolculuk nereye? Yolculuk Bochum. Bochum. Bochum hanımefendi. Peki efendim, arabayı doldurdunuz, gidiyorsunuz. Hayırlı yolculuklar, dikkatli gidin lütfen. Hayırlı işler size de.